Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çok klasik ama çok lezzetli. Bazen basit şeylerin bile çok lezzetli olabileceğini bize kanıtlayan fellah köftesini yapacağız bugün. 3 su bardağı kadar ince bulgurum var. Dilerseniz esmer bulgur da tercih edebilirsiniz. Ben sarı bulgur tercih ettim. İçine tuzunu, karabiberini ve kimyonunu atıyoruz. İçine sıcak su ilave ediyoruz ve böyle ağzı kapaklı bir kap kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi streç film ile sarabilirsiniz. Bu suyu çekmesi için yaklaşık bir 20 dakika kadar yeterli bir süre. 20 dakikanın sonunda bütün suyu çekmiş olacak. Bulgurum tüm suyunu çekti ve şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle havalandırıyorum sıcaklığını ki yumurtamı pişirmesin diye. İçine 2 tane yumurta, 2 kaşık salça ki ben bu salçayı biraz acı yazdan hazırladığım karışık biber domates acı salçamdan kullanıyorum. Şu anda içine 2 yemek kaşığı kadar un ilave ettiğimi görüyorsunuz ama yoğururken ki bu bayağı bir uzun süre bir 15-20 dakika boyunca yoğurdum iyice hamurlaşana kadar yoğurdum. 5 yemek kaşığı su, 6 yemek kaşığı kadar da un ilave ettim. Siz de böyle kıvamını kontrol ederek su ve un ilavesinde bulunabilirsiniz. Bunu güzelce elinizle mıncıklaya mıncıklaya yoğurun. İyice hamurlaşsın, bulgurlar gözükmeyecek kıvama gelsin ki böyle suya attığımız zaman dağılmasınlar. Gördüğünüz gibi yapışkan ve böyle elle kolay şekil alabilir bir hale geliyor. Şimdi ben bunları böyle küçük küçük yuvarlayacağım. Ortalarına da bu fellah köftesinin meşhur görüntüsünü vereceğim. Böyle parmak bastıracağım. Daha küçük bir şırınga ucu gibi bir ya da bir kaşık tersi gibi, yuvarlak bir kaşık tersi gibi. O şekilde de bastırabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığım fellah köftelerimi altına hafif böyle un serptiğim tepsime diziyorum. Bu köfte normalde böyle soğuk olarak da servis edilebilir ama sıcakken lezzeti ayrı bir güzel oluyor. Bence tabii. Ama dilerseniz bunu böyle 5 çaylarınızda salata yerine de, kısır yerine de yapabilirsiniz. Et yemeklerinin yanına da çok güzel yakışır. Taze kıyılmış maydanozla birlikte servis yapıyorsunuz. Böyle hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem oluyor. Biraz salça yüklü, domates yüklü bir yiyecek. Bunu soğanla da yapanlar var ama ben bugün sarımsakla yapacağım. Bütün köftelerimi yapmayı bitirdim ve böyle geniş bir tencereye su aldım, güzelce kaynıyor ve bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu genelde böyle içli köfte haşlarken falan içine ilave ederler ki dağılmasın diye böyle bir özelliği var. Evinizde yoksa ilave etmeyebilirsiniz, sadece tuz da ilave edebilirsiniz. Tüm köfteleri içine alıyorum ve böyle iyice üste çıkana kadar bir 10 dakika kadar bir süre güzelce kaynatacağım ve bulgurlarımın güzel pişmesini sağlayacağım. Ve köftelerim pişti. Artık bir kevgir yardımıyla içinden, suyun içinden süzebilirim. Şimdi bu arta kalan sudan çok güzel çorba olur. Ya da ben mesela o gün ıspanak yemeği pişiriyordum. Ispanak yemeğimin suyunu bu sudan verdim. Bu suyu kesinlikle ziyan etmeyin. Çok vitamin yönünden zengin bir sudur. Böyle bir tava, geniş bir tava kullandım ki bulgurlar böyle haşat olmasınlar karıştırırken diye. Önce sarımsağı güzelce bir soteliyorum yağda. Sarımsağın kokusu gittikten sonra salça, salçaya da güzel kokusunu çıkardıktan sonra bu ekşisi gittikten sonra mevsiminde ise domates rendesi değilse bu şekilde yazdan hazırladım domates sularından kullandım ben. 1,5 su bardağı kadar domates suyu yeterli gelecektir ama dilerseniz azaltabilirsiniz, daha az soslu da yapabilirsiniz. Ben bol soslu yaptım. 2 yemek kaşığı kadar içine tereyağı ilave ettim lezzeti artsın diye.
Soğuk ile soğuk servis yapacaksanız üzerine daha sonra zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor. Dilediğiniz yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde alttan yukarıya doğru karıştırarak sosu güzelce bulgurlarımı yedireceğim. Çok fazla ocakta tutmayacağım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar kaynıyor bu şekilde. Böyle hem sosu biraz bulgurlar çekiyor, İçine lezzetini alıyor. Daha sonra hemen sıcak sıcak servis tabağıma alacağım. İnce kıyılmış maydanoz eşliğinde servis yapacağım. Bu hem çok kolay hem de çok lezzetli tarifimi inşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.